Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir motivasyon videosu daha çekiyorum. Pandemi bite, bitti bitecek. Ha bitiyor, bitmeyi yaptı. Yaşasın bitiyor. Yok hayır bitmedi. Tekrar kapandık bilmem ne falan derken baya böyle bir kısır döngüye döndü ve tam bir senedir hepimiz bir şekilde kısıtlandık. Bir şekilde çaresiz kaldık. Çoğumuz işsiz kaldık mesela ben. Dolayısıyla da tuhaf tuhaf alışkanlıklar edindik. Tuhaf tuhaf boş etme yöntemleri geliştirdik. Ben de kendi adıma bunları biraz değerlendirmek istiyorum sizinle birlikte. Hem bana not hem sizlere belki ilham kaynağı olur diye. Biraz yeni yıl motivasyonlarında aslında azıcık bahsetmiştim. Ama şimdi aslında daha detaylı, daha pandemi özelinde ben ne yapıyorum, ne ediyorum, kendimce nasıl baş ediyorum, nelerle de baş edemiyorum gerçekten, nelerin içinde de boğulup kalıyorum. Biraz bunlardan söz ettiğim, biraz hem günah çıkardığım hem de tabiri caizse yöntemlerimi paylaştığım bir içerik olacak bu. Ay insanın kendini anlatması da çok bir zor ya. <laughs> bu girişler beni bazen çok yoruyor. Şimdi ilk olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Güne başlamak çok önemli. Güne Hangi saatte başladığınız çok çok önemli. Ne iş yapıyor olursanız olun, ne kadar evde kalıyor olursanız olun, o gün gerçekten hiçbir işiniz olmasa dahi yataktan çıktığınız saat ya yani en azından beni çok etkiliyor. Yataktan çıktığım saat, yataktan çıktıktan sonra neler yaptığım, o gün için bir planım yoksa günü spontane nasıl planladığım. Çok kontrol manyağıyım. O yüzden çok spontane bırakmaya çalışıyorum kendimi. Zaman zaman da başarıyorum ama genellikle spontane diye yola çıkıp ha kurgu yapıp devam ediyorum hayat. O yüzden de şimdi bütün bunları da açtığım bir sohbet olacak bu. Söyleyeceğim şey güne hangi saatte başladığınız ve nasıl başladığınız çok önemli. Ben sanki sabah 9'da iş başı yapacakmış gibi ne alakaysa 8 9 arası uyanmaya çalışıyorum. Fakat ben çok uykusuz bir insanım. Çoğu gün 3 saat maksimum uyuduğum süre zaten 5,5 saat. Bazı dönemlerde de bu gerçekten 2 saatlere falan düşüyor. Bazen 24 saat 48 saat devirip sonra bir 4 saat uyuma şekline falan dönüşüyor. Dolayısıyla ben uyku zamanımı kontrol edebilmek için de saatli uyuyup saatli uyanmaya çalışıyorum. Aslında hayat beni kontrol manyağı almaya itiyor diye de böyle algımı geçeyim kendimle ama yani birazcık bunu da kontrol altına almak için de biraz saatte uyanmaya çalışıyorum. Ne kadar uykusuz olursam olayım erken yataktan çıkmaya çalışıyorum ki bir sonraki günü o uyku yorgunluğumu yatağa saklayayım. Gecenin gerçekten uyuması gereken saatlerine saklayabileyim diye. Her zaman başarı olamıyorum. Ma mesela çoğu zaman benim vücudumun şöyle bir ahmaklığı var. Sabah 8'de derin uykuya dalıp 11-8 arası o rev uykusuna beni geçirdiği dönemler var zaman zaman. Dolayısıyla bu aralıktayken de tabii ki ben yataktan 8'e çıkamıyorum yani ne olursa olsun. O yüzden de öyle dönemler yaşamıyorsam 8-9 aralığında yatağı terk edip yatağımı mutlaka toplayayım. Bu çok önemli bir ayrıntı. Eğer evin içine vakit geçiriyorsanız yatağınızı toplamanız yatağı sizi davet etme olasılığını minimize ediyor. Dolayısıyla Hani bu çok her yerde duyduğunuz bir öneri ama gerçekten çok işe yarayan bir öneri. Dolayısıyla da bunu lütfen kulak arkası etmeyin. İkincisi pijamalardan kurtulmak ya da pijama vari kıyafetlerden kurtulmak. Bu da çok önemli. Evin içinde hiçbir işiniz yok ve gün boyunca evin içinde geçirecekseniz spor kıyafetleri. Mesela benim en çok yaptığım şey spor tartı, spor süteni falan giymek. Dolayısıyla onlar birazcık daha korsevari, daha plastiğimsi kıyafetleri olduğu için zaten sizin uyumanıza ya da mayışmanıza izin vermiyorlar. Ve iş icat etmek <laughs> açıkçası. Ben çok fazla mutfakta vakit geçiriyorum. Merve beni arayıp geçen gün şey dedi. Ha bu yemek yapıyorum tonlaman dedi. <laughs> Gerçekten artık tonlama vaat edecek derecede mutfakta vakit geçiriyorum. Ha, yaptıklarımın hepsini yiyor muyum? Genellikle çok sağlıklı şeyler yaptığım için evet yenecek şeyler yapıyorum. Çok hamur işine, ekmeğe bilmem neye falan dalmıyorum. Da Çünkü ben zaten ekmek tüketmeyi seven biri değilim. Fakat hamura çok düşkünüm ben de. O yüzden de mayalı şeyler yapmaktan, hamurla ilgili şeyler yapmaktan biraz imtina ediyorum. Daha zeytinyağlılar, daha bilmem ne filan. Mutlaka kendimi bir iş uyduruyorum. Bir iş bulamadım mı? Halim de mi yok? Gün içerisinde sık sık üst değiştirmek, kıyafet değiştirmek arkadaşlar gerçekten inanılmaz insanın enerjisini değiştiren bir şey. Ben bunu çocukluğumdan beridir yaparım. Şimdi tabii daha bilinçli yapıyorum. Çok mu depresif çok mu down hissediyorsunuz? Gerçekten gidip bir fincan bitki çayı ya da bir fincan kahve yapmak bütün o ruh halinizi kısa süre için bile olsa değiştiriyor. Çikolata yemek gerçekten insanı çok yükseltiyor. Ben çikolata sever bir insan değilim. O yüzden çikolata hani benim için bir seçenek olmuyor genellikle. Benim için her zaman kahve daha ciddi bir seçenek. Sizin beden sağlığınızı bozmadan ruh sağlığınızı koruyabileceğiniz çok minik minik şeyler. Bunlar çok minik minik görünen şeyler fakat gerçekten hayat kalitesini inanılmaz etkileyen şeyler. Çalıştığınız ortamda da eğer gece geç saatlere kadar çalışıyorsanız, odanızda çalışıyorsanız, evinizin bir alanında çalışıyorsanız filan beyaz ışık yerine sarı ışık kullanmak gerçekten hayat kalitenizi bir çıt daha yukarıya taşıyacak bir unsur. Bunu lütfen göz ardı etmemenizi şiddetle tavsiye ederim. Kahvaltı diyeceğim ama yani mesela ben <laughs> kesinlikle burada Cemal sıraya katılmıyorum. Yani kahvaltının mutluluklu bilgisi şöyle var. Kalabalık kahvaltı sofrasında sevdiklerinle bir araya gelmek kahvaltı bahanesiyle birisiyle bir araya gelmek ya da işte sevdiğin insanla bütün geceyi birlikte geçirip sabah onunla kahvaltı ediyor olmak evet mutlulukla bunun bir alakası muhakkak ki var. Ama onun dışında bireysel olarak benim hayatımda kahvaltının mutlulukla hiçbir alakası yok. Yani benim Sevdiğim 3 çeşit kahvaltı var. Yani onlarda kahvaltı demeye bir şahit gerek. Biri yulaf lapası. Sevdiğim kahvaltıya gel. İkincisi meyve peynir ceviz üçlemesi. Yani hiç aslında kahvaltı olmayan kahvaltılar. Türk kahvaltısı hiç bana göre değil mesela. Yani hani oralarda biraz sizin karakteriniz de çok ciddi rol oynuyor. Bunu da lütfen unutmayın. Ama öğle yemeği gerçekten öğle saatlerinde ya yemek olarak bir tabak tencere yemeği yemek ya da ara öğün tadında bir öğle yemeği, öğle saatlerinde bir şeyler yemek hem metabolizmanızı hızlandırıyor hem de gerçekten enerjinizi arttırdığı için keyfiniz yerine geliyor. İşte bir şeyle uğraşıyorsanız odaklanmanızı daha da kolaylaştırıyor falan. Bunu bu bence hani önemli bir ayrıntı olabilir ama kahvaltı bence değil mesela. Spor yapmak. Yani gerçekten spor yapmak inanılmaz hayat kalitenizi yükselten bir şey. Ben spor yapmaktan nefret ediyorum. Bunu söylerken hani böyle bir insan olarak söylüyorum. Ama benim bile sevebileceğim, benimseyebileceğim 2-3 tane spor var ve ben onlara yapıştım şu anda. Yürüyüş yapamıyoruz. Hafta sonları eve tıkınıyoruz. Akşam 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Bilmem ne filan falan. Bu bütün bunların içerisinde Nasıl sporlar yapmak? Ya açın müziği sonuna kadar. Lütfen yarım saat dans edin. Ama yarım saat boyunca durmadan dans edin. Hani o gerçekten bir spora dönüşsün. Kadınlar için oryantal yapabilirsiniz. Mesela çok ciddi bir zumba, çok ciddi ayak duruyor. Erkekler için tekno müzikle dans edilebilir. Gerçekten. Hem enerjinizi çok yükseltiyor. O hani şu anda hiç bütün mekanlar kapalı ve hiçbir yere gidemiyoruz ya onu bir nebze olsun törpülüyor o isteği. Hem de hareket etmiş oluyorsunuz. Müzik dinlediğiniz için enerjiniz artıyor. Endorfin salgılıyorsunuz. Yani gerçekten bir endorfin salgılıyorsunuz. Su içmek benim her zaman bir numaralı kuralım. Ben sinirlerim bozulduğu zaman giderim su içerim. <laughs> Üzüldüğüm zaman giderim su içerim. Çok strese girdiğim zaman giderim su içerim. Su içmek benim için mesela çok önemli adımlardan bir tanesi. Eğer benim gibi bir insansanız su içmek size zul gelmiyorsa, işkence gibi gelmiyorsa, su içmeyi mesela bunların içine katabilirsiniz. Ama gerçekten sizin için çok kenceye dönüşen bir şeyse, tabii ki o zaman hani başka şeyler. Sadece çok sağlıksız beslenmemeye dikkat edin. Çünkü o, o zaman ipin ucu anormal kaçıyor. Uzun vadede hem bedeninize zarar hem ruhunuza hem cebinize zarar. Bazı şeyleri çünkü evde yapmak o kadar pahalı ki <laughs> bu hani mutfakta çok vakit geçiren biri olarak söylüyorum bunda. O yüzden her şey evde yapılmıyor arkadaşlar. Mesela ben kruvasanı evde yapmaya çalıştım. Bir çok lezzet, yani lezzetli bir şey ama kalın açılmış bir şey ortaya çıktı. Yeterince inceltememişim çok katman olduğu için. İkincisi bir yapıyorsun iki tepsi. Dolayısıyla o yedikçe yenen bir şey, o bir de çok taze yenmesi gereken bir şey. Akıl alır gibi değil. E çok da masraflı. İçine dünyanın tereyağı giriyor. Dolayısıyla her şey evde yapılmaz arkadaşlar. Bu bir motivasyon önerisi değildi. Bu öz eleştiriydi bence. Ve işleri biriktirmemek. Yani bir şey mesela benim şu an gerçekten hiçbir işim yok. Yani yapmam gereken hiçbir işim yok ama mesela YouTube'u ben kendime iş edindim. Ve or her gün aynı saatte, aynı şekilde, aynı video kalitelerinde, aynı kurgu kalitelerinde içerik üretmeyi mesela ben kendimi iş edindim. Çünkü ben durabilen bir tip değilim. Bir şey yapmadan 3 günden fazla durursam gerçekten çok ağır bir depresyona giriyorum. Benim getirisi götürüsü önemsiz olacak şekilde mutlaka bir şey üretebiliyor. Bir şey üzerine çalışabiliyor olmam gerekiyor. Ben öyle bir insanım. Bunu da çok şükür ki çok erken yaşlarda keşfettim. Dolayısıyla kendime iş üretim. Şey ama çok mantıklı olmuyor. İşte şu saat kitap okuma saatim, şu saat günlük tutma saatim, şu saat işte kıyafetleri düzenleme saatim. İşte şu saatte yemek yiyeceğim, hadi bir nebze gene olabilir ama işte hani şu saatte 3 sayfa yazı yazacağım. İşte şu saatte sadece bir saat televizyon izleyeceğim falan. Yalan dolan bunların hepsi yani bu gerçekten ütopik. Hani uygulanabilitesi iki buçuk günde sınırlı. O da çok dirayetliyseniz. Yoksa yarım günde yok edeceğiniz şeyler bunlar. Ama şu çok önemli bir şey. Sosyal medyaya gömülmemek. Yani gerçekten sosyal medya için ben kendime belli bir kota koydum. Zaten çok düşkün değilim. O yüzden de çok büyük problem yaşamıyorum ki sosyal medyaya içerik ürettiğim halde. içerik ürettiğim saatler onlar iş olarak baktığım için onlar ayrı iş kategorisinde benim için. Ama benim hususi zevkim için geçirdiğim süre ayrı. Bu arada bunu da şöyle ayırt ediyorum. Mesela Instagram ve Pinterest'ten ben çok fazla makyaj görseli bakıyorum. Çok fazla stil görseli bakıyorum içerik üretebilmek için çok girif hale gelmemesine de dikkat ediyorum. Şimdi onları da iş saati olarak ayırmam gerekiyor. Çünkü o sonuç olarak bana bir kaynak olarak geri dönen bir şey. İşte YouTube'da geçirdiğim süre, izleyici olarak geçirdiğim süre benim için çok kıymetli bir süre. Çünkü hani beni besleyecek şeyler izliyorum genellikle. Ama işte onu da mesela işte zevkime göre ayırt ediyorum gibi gibi bütün bunlara dikkat etmek gerçekten çok önemli. Ama benim gibi bir tip değilseniz sadece hani bir beyaz yakalısınız, evden çalışıyorsunuz, sabah kalkıyorsunuz, bütün gün bilgisayarın başındasınız, işte akşam belli bir saatten sonra zaten kendinize vakit ayırabiliyorsunuz filansa sen bunları gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Hani oturup bir dizin sezonunu tamamen bir gecede bitirmek bedene zarar. Gözler ve beyin çok yoruluyor. Hemen tüketiyorsunuz. Tadını çıkaramıyorsunuz aslına bakarsanız. Çok tadını çıkarıyormuşsunuz gibi gelse de aslında tamamen tadını çıkaramıyorsunuz. Bazı işler... Şimdi sabun köpüğü olan işler var. Hemen oturup bir sezonu bitirmek istiyoruz. Bazı işler var. Gerçekten her bölümde böyle beyninden vurulmuşa döndürüyor seni. Mesela Dark. İşte onu üst üste izlememek gerekiyor mesela. Hani... Bazı yerlerde kesmek gerekiyor. Üzerine biraz düşünmek gerekiyor. Ha bu benim işime çok yakın bir şey olduğu için. işin içine oyunculuk, yönetmenlik, kurgu, senaryo, kostüm, dekor olduğu için de belki ben düşünmeye ihtiyaç duyuyor olabilirim. Ama ya yani kurgusal bir şey izliyoruz sonuç olarak. Bir şeyin içine girmek çok önemli ama içine girdiğiniz şeyde çok uzun süre kalmamak da çok önemli. Çok uzun süre uyumamaya benziyor. Dolayısıyla benim kendimce kendime yönelik yaptığım pandemi dönemi motivasyonları bunlar. En önemlisini en sona sakladım. Şikayet etmemek. İçine bulunduğumuz koşullardan şikayet etmemek. benim bir yıldır iş yerim kapalı. Yani tiyatronun kapısını ben hani üç kere temizlemek için açtım. İşte iki kere orada bir toplantı yapıldı. Onlar için aç açabildim. Onun dışında da işte bir kostüm alacaksam, bir aksesuar alacaksam falan uğradığım bir yer haline geldi. E çünkü hafta sonları kapalı ders veremiyorum. Zaten okullar kapalı. Zaten çocuklar evden çıkamıyorlar. Zaten herkes dil gibi korkuyor. Ben de korkuyorum. Yani dolayısıyla açmanın da hiçbir manası yok bir yandan da baktığınızda. Elektrik faturası ve diğer faturalar kabarmasın diye de bir yandan da açmıyoruz tabii ki. Sadece hani sabit giderleri e, minimalinde tutmaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla da hani e, bundan şikayet etmek e, dünyanın en aptalca şeyi. Çünkü benim elimde değil hiçbir şey. E, şikayet et et nereye kadar? Dünyaya küfret nereye kadar? Yani yapacak hiçbir şey yok. O yüzden hani değiştiremeyeceğimiz şeylerden gerçekten şikayet etmememiz lazım. Ha kabullenmek zorunda da değiliz ama en azından sabırlı olmak zorundayız kendimize başka başka alanlar üretmek zorundayız. Dolayısıyla da hani buna ben çok önem veriyorum. Lütfen sizler de benimle aynı kaderi paylaşıyorsanız böyle bakmaya çalışın. Biliyorum çok zor bir şey. Ben de zaman zaman isyan ediyorum. Ben de zaman zaman Allah kahretsin bu daha ne kadar böyle devam edecek diyorum. Diyoruz insanız, hepimiz söyleyeceğiz bütün bunları. Maddi olarak da söylüyoruz tabii ki. Ama bazı şeylerde değiştiremeyeceğimiz şeyler. Bunları da farkında olmak lazım. Çok içecici bir içerik olmadı aslında bakarsanız ama sizinle ben de birazcık dertleşmiş oldum. Umarım size de bir yerlerden ilham olur. Umarım belki duymayı çok ihtiyacınız olan bir laf etmişimdir ve size dokunur, bir işe yarar. Buna gerçekten çok çok mutlu olurum. Haberim olmasa dahi ama aşağı bana yorum olarak yazarsanız, bundan beni haberdar ederseniz eğer öyle bir şey varsa ayrıca da çok memnun olurum. Size cevap vermek benim için çok keyifli oluyor çünkü. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğene tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecek. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir videoyla burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle birlikte olursanız ben amacıma ulaşmış, sizlere ulaşmış olurum. Ve yeni bir videoda burada kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.